İyi akşamlar, iyi hafta sonları dileyerek bu akşam haber bültenimize başlıyoruz. Ben Muzaffer Şensoy. Geçtiğimiz günlerde haberlerimize konu olan Ordu'nun Altınordu ilçesi Delikkaya mahallesindeki heyelan sorunu çözüme kavuşacak. Ordu valisi Settar Yavuz ve beraberindeki ekip yeraltı sularının da harekete geçmesiyle adım adım kayan arazileri yerinde inceledi. Ordu valisi Settar Yavuz, Altınordu ilçesi Delikkaya mahallesinde oluşan ve bir süredir devam eden toprak kayması dolayısıyla bölgede incelemede bulundu. Ordu valisi Settar Yavuz, sahaya çıkmadan önce mahalle sakinleriyle bir toplantı gerçekleştirerek raporlara göre sahada dayanıksız ve heyelana yatkın bir malzeme olduğu bilgisi üzerine teknik çalışma başlattıklarını söyledi. Ordu'nun zaten belirli bölgelerinde bu heyelanla ilgili mücadelemiz devam ediyor. Hepinizin bildiği gibi. Şimdi teknik ekiplerimizin hazırlamış olduğu raporlar, bizim sahada yapacağımız incelemeler ve bütün uzman ekibi de yanımızda getirerek neler yapabileceğimize bir kez daha bakacağız. Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Belediyesi, Afat Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü gibi saha çalışması ilgilileriyle birlikte heyelanlı bölgeye giden Vali Yavuz, bölge sakinlerinden de bilgi aldı, heyelana yakın alandaki evlerin durumunu takip etti. Saha ziyareti, yeraltı suyunun yoğun olduğu düşünülen toprağın kırılma noktasından başladı. Teknik ekipler zaman zaman not alıp bu notları rapora eklemek ve çalışmalar için yol haritasını başlatmak üzere kaydettiler. İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Ordu Valisi Settar Yavuz, vatandaşın mağdur olmaması için devlet kurumlarınca ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, bölgedeki heyelana sebep olan su varlığının uzaklaştırılması için devlet su işleriyle irtibatta kalarak konunun takip edileceğini aktardı. Heyelan olur olmaz teknik ekiplerimizi araziye gönderdik. Onlar gerek AFAD, gerek Çevre Şehircilik, gerekse Büyükşehir Belediye'mizin jeologları, teknik elemanları bölgede incelemeler yaptılar. Bu inceleme sonunda bir rapor ortaya çıktı. Rapordan anlaşıldığı kadarıyla bölgede tüf ve kil yapısından oluşan ve heyelana çok açık bir toprak yapısı olduğu anlaşılıyor. Buna bağlı olarak da özellikle yeraltı sularının kar ve yağmur sularının tetiklemesiyle ve toprağın suya doymasıyla birlikte bir heyelan gerçekleştiği görülüyor. Şimdi teknik ekip arkadaşlarımız, İçişleri Bakanlığı, AFAD teşkilatımız başta olmak üzere burada alınması gereken tedbirlerle ilgili bir teknik rapor hazırlanacak. Ama ilk intibamız ve izlenimimiz özellikle yerüstü ve yeraltı sularının bir şekilde bölgeden uzaklaştırılması gerektiği kanaatini oluşturdu. Seçimlere az bir süre kala Cumhur İttifakı'nın tarafları olan Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti Ordu'da sahada kendini göstermeye başladı. Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden AK Parti, Cumhur İttifakı'nın diğer kanadı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu. AK Parti 31 Mart yerel seçimine az bir süre kala seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet İlmi Güler, Altınordu İlçe Başkan Adayı Aşkın Tören, İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal ve partilerle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Seçime az bir süre olduğunu kaydeden Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, Cumhur İttifakı kapsamında MHP olarak kendilerine düşeni yapacaklarını söyledi. Hem seçimlerle ilgili hem de Milliyetçi Hareket Partililer olarak hem Cumhur İttifakı'na hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin 17 ilçesinde belediye meclis üyeleri için çalışmaya biz başladık Sayın Vekilimizle beraber. 5 günden beri 7 tane toplantı yaparak ilçelerde hem Cumhur İttifakı'na anlatıyoruz hem de Türkiye'nin birlik beraberliğe ihtiyacı olduğu bu dönemde AK Parti'mizin bugün bizleri ziyaret etmesinden oldukça memnun olduk. Tabii bu sürecin kısa bir süre kalmasına rağmen Milliyetçi Hareket Parti olarak biz üzerimize düşen her görevi yapıyoruz. Beka için, milli karar, cumhur için, istikrar diyen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP'nin acımasızca eleştirildiğini, birilerinin başka partilerde ülkücüler var diyerek bir algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti. Beka için, milli karar, cumhur için, istikrar diyerek
31 Mart seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet Kalkınma Partisi'nin 30 vilayette ittifak yapması yönünde karar aldılar. Birileri Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı bu kararı acımasızca eleştirdi. Birileri Türk milliyetçilerine bu karardan dolayı acımasızca saldırılarda bulundular. Ama bütün Türkiye gördü ki Milliyetçi Hareket Partisi'ne acımasızca saldıranlar 50 vilayette 415 ilçede PKK sevicisi HDP ile işbirliği yaparak bir ittifak kurdular. AK Parti Ordil Başkanı Halit Tomak'ın MHP ile aynı hassasiyetleri paylaştıklarını söyleyerek mezara kadar birlikte olacağız dedi. Bugün de söyledim, bugün de söylüyorum. Biz ülkemizin hassasiyetleri noktasında Milliyetçi Hareket Partisi ile aynı istikamete bakıyoruz. Aynı hassasiyetleri paylaşıyoruz. O manada Sayın Vekilimizin de söylediği gibi Cumhurbaşkanımızın da bize her zaman gerek il başkanları toplantısında gerek işte aday toplantısında mezara kadar diye başlayıp bu birlikteliği ülke hassasiyetleri noktasında biz mezara kadar birlikte olacağız, beraber olacağız. Altınordu Belediye Başkanı adayı Aşkın Tören'de Cumhur İttifakı paydaşında bulunduklarını ve bundan sonra da ittifakı sürdüreceklerini söyledi. Cumhur İttifakı paydaşında tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet ölçüsü içerisinde bundan sonraki dönemde dirliğimize ve önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerinde istikrarın devam edebilmesi, şehrimizin güzelleşebilmesi, modern bir şehir anlayışını hakim kılmak için bu iki müseccel, güzide siyaset kurumunun önemli iki ailesini, Türkiye'nin aklı, vicdanı, sağduyusu olmuş iki siyasi partimizin ittifakının şahsen sadece kurumsal bir ittifakla kalmayacağını, taban ruhunun da bu ittifaka sahip çıkarak şehrimizi 2023'lere, 2051'lere, 2071'lere taşımanın cehdi içerisinde olacağımızı ifade ederek ben de nazik kabulleriniz dolayısıyla, ev sahipliğiniz dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Dr. Mehmet İlmi Güler ise seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu kaydetti. Hedeflerinin orduyu dünya yıldızı yapmak olduğunu aktardı. Ordunun en çok ihtiyacı olduğu şey bu kardeşlik ruhu içinde, dostluk ortamı içinde bu kalkınmayı sağlamak. Bunun için zaten ülkemiz ve devletimiz çok güçlü. Milletimiz zaten tarihler yazan bir millet. Dolayısıyla raviyamızın da ilkeleri doğrultusunda bu birlikteliği inşallah gerçekleştireceğiz. Hedefimiz orduyu bir dünya yıldızı haline getirmek şehircilikte ve il olarak da 19 ilçemizi taklit eden değil taklit edilen bir şehir haline, bir il haline getirmek. Bunun için muazzam bir potansiyelimiz var. Konuşmaların ardından MHP İl Başkanı Köksal Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Dr. Mehmet İlmi Güler'e hediye takdim etti. Bir dakika geçelim. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt bir paylaşımla daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Vekil Enginyurt bazı sözler kulağımıza geliyor. Orduyu beğenmeyen gitsin dedi. Detaylar haberimizde. Ordunun ekmeğini yiyip, orduda yaşayıp, gözümüzün içine bakıp da arkamızdan müptezelce konuşanları ben alçak olarak ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yapmış olduğu ordulu dedikoducu diyen, orduluyu sevmeyen, ordudan rahatsız olan, kendini bir şey zanneden, burnundan kıl aldırmayan 3-5 tane müptezeli makamına oturtup ordulu siyasetçilere hakaret eden her kim varsa alçaklık eder. Ordu insanı adam gibi adamdan oluşur. Beğenmeyen defolup gitsin paylaşımı oldukça dikkat çekmişti. Enginyurt o sözlere bir açıklama getirdi ve bazı sözler kulağımıza geliyor dedi. Orduda dışarıdan gelip de görev yapıp devletin kendisine verdiği imkanlarla ordulunun sayıp saygı gösterip değer verdiği bürokrat arkadaşlarımızın bazıları maalesef yanına topladıkları şehrin hiç adam olmayan tiplerini değersiz, şahsiyetsiz müptezellerini toplayarak ordulu siyasetçiler hakkında,
ordular hakkında, ordu hakkında yakışmayacak laflar konuşuyorlar. Bu sözler bizim kulağımıza geliyor. Vekil Engin Yurt makamı ne olursa olsun kimseden korkularının olmadığını kaydetti. Herkes adam olsun dedi. Herkes iyi bilsin. Kişinin makamı ne olursa olsun hiç kimseden korkumuz yok. Biz devletimizi sever, devletimize saygı duyarız. Duyduğumuz saygıyı kimse korku olarak görmesin. Herkes adam olsun, delikanlı olsun. Orduyu, orduluyu sevmeyeni burada kimse zorla tutmuyor. Devletin her tarafta görev yapabileceği makamları var. Ordudan istedikleri an gidebilirler. Perşembe İstihbarat Odası Başkanlığı Genel Kurulu gerçekleştirdi. Tek listeyle gidilen Genel Kurulu seçiminde mevcut Başkan Arslan Soy'dan güven tazeledi. Çok kıymetli misafirlerimiz ve delegelerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Perşembe Ziraat Odası Başkanlığı yeni yılda kongreye gitti. Yapılan kongreye divan kurulu, birim amirleri ve çok sayıda delege katılım gösterdi. Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut başkan olan Arslan Soy'dan yeniden Perşembe Ziraat Odası Başkanlığı'na seçildi. Güven tazeleyen Başkan Soy'dan kongrede bir konuşma gerçekleştirdi. Soy'dan konuşmasında fındığın tehlikede olduğunu kaydetti ve Perşembe Ziraat Odası olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. Son yıllarda fındıkta özellikle ciddi şekilde zararlı hastalıklar var değerli delegelerimiz. Burada hepiniz mahallelerinizden temsilci olarak buraya geldiniz. Hepimiz buraya geldik. Bu anlamda çiftçilerimize karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Burada hem ziraat odaların hem diğer kurumların il müdürlüğü olabilir, fakülte olabilir, ziraat fakültesi, fındık araştırma olabilir. Yani bu kurumların yetkili elemanlarıyla beraber alanlarımızda gerçekten hem fındık veya diğerleriyle birlikte muhakkak çiftçilerimize yardımcı olmamız gerekir. Soydan fındığın yanı sıra Perşembe ilçesine yapılacak olan projeleri de desteklediklerini sözlerine ekledi. Perşembe ilçemiz dedik çok ürünlerin çeşitliliğini üretilen bir ilçe. Burada bir paketleme yani meyve paketleme, sebze paketleme ve kurutma tesisi projesi var. Bunu biz önemsiyoruz. Hatta biz de bu projenin içindeyiz. Bunun muhakkak önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi lazım. Çünkü şu anda baktığımız zaman kivi veya diğerleri sebzeler var. Kurutabilecek olduğumuz, paketleyebilecek olduğumuz, pazarlayabilecek olduğumuz üretici ekonomik yönü olan bu ürünleri değerlendirmemiz lazım. Kaş Boğazı'nda alev alan iki gemide çıkan yangının ardından kaybolan ve 13 gündür haber alınamayan Sinan İlik'in Ün ilçesindeki evinde endişeli bekleyiş sürüyor. Sinan İlik'in eşi Hüzeyme İlik eşinden iyi ya da kötü haber alabilmek için yardım bekliyor. Kerç Boğazı'nda alev alan iki gemiden biri olan Maestro'da ikinci makinist olarak görev yapan ve kazanın ardından kendisinden haber alınamayan Sinan İlik'in Ordu'nun Ülye ilçesinde yaşayan ailesinin endişeli bekleyişi devam ediyor. İlçenin Atatürk Mahallesi'nde yaşayan İlik'in eşi Hüzeyme İlik artık bekleyecek gücünün kalmadığını belirterek eşinden iyi ya da kötü bir haber almak için yardım istedi. 11 yıllık evli olduklarını ve Sinan İlik'in ikinci çocuğuna hamile olduğunu söyleyen Hüzeyme İlik, "Eşimin bulunmasını istiyorum, başka bir şey istemiyorum. En azından mezarı olsun eşimin, ben çocuklarıma onun mezarını gösterebileyim. Dirisi olmasa da son bir kez Sinan'ı görmek istiyorum." diye konuştu. "Zor meslek, onu biliyorum. Arkada bıraktıkların olur. Benim eşim arkasında 3 aylık hamile bir eş, 1,5 yaşında bir çocuk bıraktı. Benim eşim mesleğine aşık bir adamdı. Makinelere aşık bir adamdı. Ama bunun böyle olmaması gerekiyor. Benim eşimin orada kalmaması gerekiyor. Eşimle ilgili iyi kötü bir haber duymak istiyorum artık. Eşimle ilgili bir haber bekliyorum. Sesini duyun artık. Sesimi duyun ki bir şeyler yapabilin. Ben iki çocuğuma gösterebileceğim bir mezar istiyorum artık. Umut yok mu derseniz umut var. İnsan eşinden umudunu kesemez. Ama ben artık bir haber duymak istiyorum. Çok yoruldum. Güçlü olmaya çalışmaktan çok yoruldum artık." Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı Maestro ve kendi gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi ise kurtarılmıştı. Ordu'da Anıl Sinan Er annesiz kalan 5 yavru köpeği sağlıklı beslenebilmeleri için
her gün aracıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şehri'ne götürerek koruma altındaki bir köpek tarafından emzirmelerini sağlıyor. Ordu'da hayvansever Anıl Sinan Er, annesiz kalan 5 yavru köpeği sağlıklı beslenebilmeleri için koruma altında bulunan 7 yavrusu olan köpeğin emzirmesi amacıyla her gün aracıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği'ne götürüyor. Gürgentepe ilçesinde bir süre önce sahipsiz kalan 5 yavru köpek, Ordu Valiliği ve Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Karadeniz Temsilciliği tarafından koruma altına alındı. Sahipsiz yavruları daha sonra Ünye'de yaşayan hayvansever Anıl Sinan Er sahiplendi. İlçeye bağlı Gölevi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte oturduğu evde 5 yavru köpeği mamayla besleyen Er, anne sütü alabilmeleri için de günde bir kez aracıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği'ne götürüyor. Yavru köpekleri burada koruma altında bulunan 7 yavrusu olan köpek emziriyor. Anıl Sinan Er, çocukluğundan beri hayvanları çok sevdiğini ve imkanları ölçüsünde de ilgilenmeye çalıştığını söyledi. Yavrular annesiz kalıyor. Gürgentepe'de Meral abla diye bir hanımefendi var. Meral abla haber veriyor. Bu haber sürecinde Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu ve valilik girişimlerde bulunuyor. Anneler, annesi olmayan yavrular güvene alınıyor. Daha sonra buradan gidecek yerleri olmayan yavruları Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu temsilcisi, daha doğrusu Karadeniz Federasyonu temsilcisi Nihal Erkoç'tan irtibata geçerek ben istedim. Kendisi de sağ olsun güvendi, bize verdi yavruları. Bu anne 7 tane yavrusu var. Bu 7 yavrunun dışında Gürgentepe'den gelen 5 yavruyu da hiç yadırgamadan emzirdi. 7 yavrusu olmasına rağmen biz bunu besleyerek bir şekilde sütünün olmasını sağlayarak diğer 5 yavruya da annelik yapmasını sağladık. Kendisi de çok ruhsal bir köpek olduğu için onları da yadırgamadı, emzirdi. Şu an bugüne kadar getirdi kendisi. Bu hayvanlarımız da mesela şu anda yuvalarını arıyor. Bunları da sahip arıyoruz. Pet shoplardan almayın, satın almayın, sahiplenin. Ordu Valisi Settah Yavuz, Altınordu ilçesinde yapımı devam eden Hükümet Konağı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi ve Altınordu İlçe Müftülüğü binası inşaatlarında incelemelerde bulundu. Ordu Valisi Settah Yavuz beraberinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı görevini yürüten Vali Yardımcısı Ahmet Arık ve Yatırım İzleme Müdürü Agah Genç ile birlikte ilk olarak Karşıyaka Mahallesi'nde yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaat alanını gezdi. Vali Yavuz burada inşaatın son durumu hakkında bilgi aldı. Vali Settah Yavuz, Hükümet Konağı inşaatında yaptığı incelemenin ardından Karapınar Mahallesi'nde yapımı biten ve geçici kabul aşamasına gelen 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi inşaatına geçti. 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ni gezen Vali Yavuz, bina içi yerleşim ve fonksiyonları hakkında bilgi aldı. Vali Settah Yavuz, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ndeki incelemelerin ardından Akyazı Mahallesi'nde yapımı devam eden Altınordu İlçe Müftülüğü Hizmet Binası'yla konferans salonu inşaatına geçti. İnşaat hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Yavuz, Ordu'da devam eden yatırımları yerinde inceleme ve eksiklikleri, noksanlıkları görme fırsatı bulduklarını ifade ederek Hükümet Konağı binası inşaatının %65 oranında bitirildiğini söyledi. İlimizde devam eden yatırımları bugün yerinde inceleme ve eksikleri, noksanlıkları görme fırsatımız oldu. Ve valilik binasını öncelikle gezdik. Gerçekten ordumuza yakışır bir valilik binası. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bir araya geldiği, vatandaşlarımıza etkin ve süratli bir hizmetin verilebileceği binaya inşallah kısa zamanda kavuşmayı hedefliyoruz. Ve inşaatın şu anda %65 seviyesinde olduğunu da memnuniyetle gördük. Bunun dışında özellikle hükümetimizin en önemli projelerinden bir tanesi olan tek çağrı merkezi 112 çalışmamız devam ediyor. Binamız şu an itibariyle tamamlanmış durumda. Bundan sonraki süreç artık teknik donanım aşamasına geçilmiş bulunuyoruz. Ve inşallah binamız tamamen teknik donanımlar bittiği takdirde 112'yi arayan bütün vatandaşlarımızın sorunlarını tek elden çözme fırsatı bulmuş olacağız. Şimdi içinde bulunduğumuz bina ise atıl duran bir binayı yeni baştan güzel bir proje ile ve Ordu mimarisini de içine katarak
Altınordu ilçe müftülüğü olarak hizmete sunmak üzere çalışıyoruz. Büyük bir memnuniyet duydum. Özellikle mimarisi, dış cephesi ve içteki konferans salonlarıyla vatandaşlarımızın dini hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacak bir binaya da böylelikle kavuşmuş olacağız. Ordu Büyükşehir Belediyesi Korgan halkının özlemle beklediği kapalı pazar projesinde çalışmalarını tamamladı. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, pazar yerinin 4 mevsim tasarlandığını söyledi. Ordu'nun Korgan ilçesinde cumartesi günleri kurulan mevcut pazar yerinin olduğu alanda inşa edilen kapalı pazar yeri 4 mevsime uygun olarak tasarlandı. Vatandaşların yapılan çalışmayla çağdaş bir ortamda kışın kar ve yağmurdan, yazınsa güneşten etkilenmeden alışveriş yapabilme imkanına kavuşacak. Toplam 2250 metrekare alan üzerine inşa edilen pazar içerisinde 66 adet tezgah, bay ve bayan tuvaleti, şadırvan, mescit, bebek bakım odası ve zabıta odası yer alıyor. Tam teşekkürle inşa edilen pazar yerinde vatandaşların sosyal imkanlardan yararlanabileceği bir yaşam alanı da ortaya çıktı. 24 saat zabıta ekipleri tarafından denetlenecek olan pazar yerinde alışverişlerini yapan vatandaşlar yorgunluklarını alanın içerisinde yer alan kafeteryada giderebilecek. Esnafımız daha hijyenli, daha temiz, nezih bir ortamda bizim de gelip bundan sonra hafta sonları gelip konuşabileceğimiz, esnafımızda derdini sorabileceğimiz bir ortam oluştu. İlçede önemli bir ihtiyacın Ordu Büyükşehir Belediye desteğiyle yapıldığını açıklayan Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, 4 mevsime uygun olarak tasarlanmış geniş pazar alanıyla vatandaşların yazın ve kışın konforlu alışveriş ortamına kavuştuğunu ifade etti. İnşallah esnafımız daha rahat etsin. Burada mescidiyle, VC'leriyle, güzel de temiz nezih mekanlarıyla birçok ilçede bu ortamda bu dolanımlı bu şekilde bir pazar yok biliyorum. 19'un içinde şu an yok. Yani o anlamda örnek bir proje olduğuna inanıyorum. Rabbim inşallah utandırmaz. Kar kış derken esnafımız daha hijyenli, daha temiz, nezih bir ortamda bizim de gelip bundan sonra hafta sonları gelip konuşabileceğimiz, esnafımızın derdini sorabileceğimiz bir ortam oluştu. İnşallah bu ortamda bol bereket ve ben kazançlar olmasını diliyorum. Özellikle bu ay itibariyle 2 ay biz seçime kadar vatandaşımızdan da herhangi bir ücret almayacağız. Bu 4-8 hafta ediyor muhtemelen. Evet, 8 hafta ücretsiz inşallah hizmet vermiş olacağız. Ondan sonra da yine arkadaşlarımızla oturup biz konuşacağız. Ticaret yapmak değil, makul bir şekilde vatandaşımıza, esnafımıza inşallah burada buranın temizliği, güvenliği derken bu ortamlar sağlansın diye, yine kendileri rahat etsin diye inşallah o ortamı da seçimden sonra oluşturarak, karşılıklı görüşerek, anlaşarak bu işlerimizi çözmüş olacağız. Rabbim inşallah iyi para, bereketli paralar kazanmayı nasip eder. Cumhuriyet Halk Partisi Ulubey Belediye Başkanı adayı Kani Ergün sahalarda kendini göstermeye başladı. Öncelikli olarak parti temsilcileriyle bir araya gelen aday Ergün, bu yolda sıkılmadık, el kapısı çalınmadık, ev bırakmayacaklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Ulubey Belediye Başkanı adayı Kani Ergün seçim çalışmalarına start verdi. İlk olarak parti temsilcileriyle bir araya gelen Ergün, daha sonra mahalli sakinleriyle buluştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ulubey Belediye Başkanı adayı Kani Ergün, aday gösterildikten sonra partililerle bir araya gelerek istişare toplantısında bulundu. Ulubey için yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulunan Ergün, bu süreçte kendisini aday olarak gösteren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a ve destek veren herkese teşekkür etti. Sayın CHP Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, Sayın Başkan Yardımcımız Seyit Torun, Sayın Milletvekilimiz Doktor Mustafa Adıgüzel'in bizlere ışık tutup göstermesiyle seçim çalışmalarına start verip başlamış olduk. Daha önce iki dönem Hocaoğlu Mahalle Muhtarlığı görevinde bulunan CHP Ulubey Belediye Başkanı adayı Kani Ergün, ziyaret ettiği Durak, Kumrulu ve Uzun Mahmut mahallelerinde halkın büyük coşkusuyla karşılandı. Aday adayıyken kuvvetli bir rüzgar yakalamıştık. Hala o rüzgar devam ediyor. Halkım zaten beni istekli olarak sahaya kendileri sürdü. Halkımın isteklerini gördükçe, coşkularını gördükçe o da bize güç ve hız veriyor. Sen ben yok, biz varız diyerek yola çıktıklarını belirten Ergün, bu yolda sıkılmadık el, kapısı çalınmadık, ev bırakmayacaklarını sözlerine ekledi. Ben Ulubey'de doğmuş, büyümüş, yetişmiş bir kişi olarak
çalınmadık hane kapısı, bilmedik, tanımadık eş dost yok. Bütün ulu bir halkıyla iç içeyiz. Sen ben yok biz varız deyip yola çıktık. Muhtar arkadaşlarımızın talebi, halkımızın talebiyle bu yola aday adayı olduk. Büyüklerimiz de sağ olsunlar bizi bu yolda seçtiler. Artık sen ben yok biz varız deyip yolumuza devam edip hızlı bir şekilde bu çalışmalarımızı sürdürüp Allah'ın izniyle sonra halkımızın coşkusuyla bu yarışı arın teriyle bu yarışı bitireceğiz. Şimdi bir reklam arası. Sayın seyirciler, yayınımıza sıcak bir gelişmeyle ara veriyoruz. İnşaat sektörünün lokomotif firmalarından Alanlar İnşaat bir hayali gerçekleştirdi. 120 ay 0.98 vade farkıyla satışlara başladı. İster 14 blok 575 daireden oluşan ordunun en büyük toplu konut projesi Beyazşehir konutlarından, isterseniz yükselen yıldız Karşıyaka'da muhteşem doğa, deniz ve şehir manzaralı Karşı Vadi konutlarından 120 ay 0.98 vade farkı imkanından yararlanarak ev sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi Alanlar İnşaat Satış Ofisi'nde. Şirin Evler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, İran Yolu Üzeri, Altınordu, Ordu. Alanlar İnşaat. Alan kazanır. Kum ilçesinde AK Parti'nin kurucularından olan Yusuf Yalçuva sahada kendini göstermeye başladı. Yalçuva seçim kapsamında ekibiyle uyum içerisinde olduğunu belirtti ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kırkpınar Başpehlivanı Davut Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kumru'da AK Parti'nin kurucularından ve bir dönem Kumru İlçe Başkanlığı, İl Genel Meclis üyeliği ve son olarak Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yapan Yusuf Yalçuva, bu defa Kumru Belediye Başkan adayı olarak sahalarda kendini gösteriyor. Yoğun bir çalışma temposu içerisinde olan Yalçuva, ilçe başkanı ve ekibimizle uyum içerisindeyiz. Kumru'nun geleceği için birlikte çalışıyoruz dedi. 20 Ocak 2019'dan itibaren seçim standartını verdik. İlk sandığımızda sanayici olduğum için otogardan sanayi esnaflarımızı gezerek başladık. Hepsi bize teveccüh, ilgi ve alakası çok güzeldi. Tabii ki daha önce de yine bizim sanayi projemiz vardı ama bir nevi yapılmadı. Çalışmalar başladı. Ben de kendim 3 yıl kooperatif başkanlığı yaptığım için tabii ki bu görev gelir gelmez sanayi ile ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Projelerimiz hazır. Başkan adayı Yusuf Yalçuva ve AK Parti ilçe başkanı Aydın Çavuş seçimler kapsamında yaptıkları çalışmaları kaydetti. 31 Mart seçimlerine giderken bütün belediyelerimiz inşallah bir önceki dönemde olduğu gibi 20'de 20 parolasıyla inşallah bütün belediyeleri alacağız. Kader gayrete aşıktır. Yusuf Başkanım gayretli, mücadeleci, gerçekten azimli bir. Daha önceden ilçe başkanlığı döneminde olsun, ilçe başkanlığı döneminde olsun yönetimindeydik. Bugün de hasbelkader kendisi belediye başkanı adayı oldu. Biz de ilçe başkanıyız. Birlikte Kumru için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Elimizden geleni değil, daha fazlasını. Biz Kumruyuz hep birlikte. Ayrımız gayrımız yok. Düğünümüz bir, cenazemiz bir. Bütün partilerle, bütün insanlarla, Kumru'nun değerleriyle birlikte, Kumru'da olan, Kumru'nun dışında olan, İstanbul'da, Ankara'da kim varsa hepsinin fikirlerinden değerlendireceğiz. Fikirlerinden faydalanacağız. Projelerinden, imkanlarından, ne varsa. Başkan adayı Yusuf Yalçuva, AK Parti ilçe başkanı Aydın Çavuş ve partililerle birlikte geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kırkpınar Başpehlivanı Davut Yılmaz'ın ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu. Ünlü pehlivanın çocukları ise memnuniyetlerini belirterek AK Parti ekibine teşekkürlerini iletti. Yusuf başkanıma, Aydın başkanıma teşekkür ediyorum. Bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Allah razı olsun arayanlardan, cenazemize katılanlardan. Sağ olsunlar, var olsunlar. Korgan'ın tanımış simalarından Muhittin Açıcı, Büyük Birlik Partisi'nden Korgan Belediye Başkan adaylığını açıkladıktan sonra sahaya indi. İlçede her kesimden destek aldığını belirten Açıcı, iddialı bir seçim kampanyası yürütüyor.
Büyük Birlik Partisi Korgan Belediye Başkanı adayı Muhittin Açıcı ilçede sağ çalışmalarına devam ediyor. 2014 yılında Büyük Birlik Partisi'nden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı, 7 Haziran 2015'te Büyük Birlik Partisi'nden ittifak adayı olarak milletvekilliği seçimlerine katılan Açıcı, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel idareler seçimlerinde de ilçesi olan Korgan'da Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkan adayı oldu. Her kesimden karşılık bulduğunu söyleyen Açıcı, neden ve nasıl aday olduğunu açıkladı, sağ çalışmalarını anlattı. Korgan'ımızda inşallah önümüzdeki süreç içerisinde belediye başkan adaylığı noktasında bir görücüye çıktık. İnsanımız bizi tanıyor, biliyor. Daha önce defaatle burada hem Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde insanımız da hasbihal ettik. Hem 7 Haziran seçimlerinde milletvekilliği adaylığı noktasında Milli İttifak'ın birinci sıra adayı olarak görücüye çıkmıştım. Ben bura doğumluyum, bura İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Bilahare Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tahsil görme imkanı bulduk. Dolayısıyla insanımız bizi bilirler ve tanırlar. Doğrusu geçtiğimiz yıl 8. ayın 2'sinde 46 yaşında İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen olan eşim Hakk'a hicret ettikten sonra gerçekten ben çok duygusal bir atmosfer içerisinde hala öyle bulunuyor idim. Adaylık süreci vesaire noktasında gönlümde böyle ciddi bir aşkım, iştiyakım vesaire yoktu. Ama insanımızın yoğun teveccühü, isteği, arzusu istikametinde aday olduk. Korgan'a geliş sürecinde yüzlerce konvoy araç, yüzlerce insanla karşılandık. O de facto bir durumdu. Benim de siyasi hayatımda gördüğüm en yüksek teveccüh idi. Sahada da görüyorum ki herkes bize hayırlı olsun diyor. Ben de Cenab-ı Hak'tan hayır olsun istiyorum. Gönüllere dokunuyoruz. Yani Türkiye Korgan'ımızda inşallah rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu şehit liderimizin hayali gerçek oluyor diye düşünüyorum. Öyle görüyorum sahayı. O da hem Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti'den hem Milliyetçi Hareket Partimiz'den hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İYİ Partisi'nden, Saadet Partisi'nden yine benim aday olduğum rahmetli şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti Büyük Birlik Partisi'nden insanımız etrafımızda kenetlenmiş gözüküyorlar. Cenab-ı Hak'tan duam, niyazım, arzum odur ki bu ümide, teveccühe bizi layık etsin. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2019 yılı içerisinde Ordu Giresun Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve İzmir olan sefer sayılarını artırmayı hedeflediklerini bildirdi. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, Giresun Valisi Harun Sarıfakoğulları ve Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakır Melikoğlu'nun da yer aldığı heyetin, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'yı ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada ziyarette, Çakır Melikoğlu'nun İstanbul, Ankara, İzmir gibi bölgelere hat sayılarının artırılmasının iş dünyası ve Giresunlular açısından büyük önem arz ettiğine vurgu yapıldığı kaydedildi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın ise 2019 yılında İzmir'e haftalık 3 sefer düzenleneceğini ifade ettiği aktarılarak Aycı'nın şu açıklamalarına yer verildi. Yine yoğun olan Ankara hattını ise günlük 2 sefere çıkartacağız. İstanbul hattı için de planlama yapacağız. Ordu Giresun Havalimanı bizim için öncelikli olan uçuş güzergahları için de her zaman özel yeri vardır. 14. Uluslararası Bilim Temelli Bilgi Yarışması'nda Ordu'da özel bir okulun öğrencisi altın madalya alarak hem okulunun hem de ordunun gururu oldu. Ordu'da Özel Bir Eğitim Öğretim Kurumu'nun 9. sınıf öğrencisi Görkem Alp Yıldıran, Urfa'da tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık 35 bin öğrencinin katıldığı 14. Uluslararası Bilim Temelli Bilgi Yarışması'nda 96 puanla altın madalya kazanarak hem okulunun hem de tüm Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Urfa'da büyük başarıya imza atan 14 yaşındaki Görkem Alp, yarışmaya öğretmenlerinin tavsiyesi üzerine katıldığını ama yarışmayı kazanmasının kendisine de sürpriz olduğunu kaydetti. Yarışmada birinci oldum. Aileme gittiğimi söyledim. Beklemiyorlardı. Yani zaten zor olduğu için yani neden beklesinler? 35 bin kişi arasında birinci olmuşum. 14. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'nda dünya birincisi olan Görkem Alp Yıldıran, gelecekte meslek olarak fizik veya matematik dallarında bilim insanı olmak istediğini söyledi. Belki de ileride bir şeyler
icat edip ya da matematiğe yeni denklemler, yeni formüller ekleyebilirim. Görkem Alp'in babası İbrahim Yıldıransa çocuğunun başarısıyla gururlandıklarını söyledi. İki başarılı çocuğun babasıyım. Mutluyuz. Hep başarılı olmasını bekliyoruz. Başarıları devam edeceğine de inanıyoruz. Düzenlenen bir toplantıya katılmak üzere Altınordu'ya gelen Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Mikail Kılıç, tüketicileri uyardı. Kılıç, şu an itibariyle 8.000 liraya kadar herhangi bir ürünle ilgili veya aldığınız bir hizmetle ilgili sorun yaşıyorsanız hakem heyetimize başvurup çözüm bulabilirsiniz, dedi. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda bu yıl 22.si düzenlenecek olan Tüketici Ödülleri Bilgilendirme Toplantısına katılan Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Mikail Kılıç, tüketicinin korunmasına yönelik kanunun çok geniş çaplı ve birçok alanda düzenlemeler içerdiğini söyledi. Bilinçli tüketimin önemini işaret eden Kılıç, iyi niyetli satıcı ve sağlayıcıların bilinçlenmesiyle istenmeyen durumların önüne geçilebileceğini belirtti. İnşallah bakanlık olarak biz 95 yılında tüketicinin korunması hakkında kanunu uyguluyoruz bu yana. En son 2014 yılında yeni kanunumuz yürürlüğe girdi arkadaşlar. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunumuz. Kanunumuz çok geniş çaplı ve birçok alanda düzenlemeler içeriyor. Bunlar etiketten tutun da işte garanti belgesi, reklamlar. Tüketicilerimiz bilinçlendikçe haklarını arıyorlar. Belki hakem heyetine giden vardır aramızda. Sayın müdürümüz de buradalar. En azından banka masrafları için gitmişsinizdir diye düşünüyorum. Özellikle biliyorsunuz hakem heyetlerimiz hak aramayı kolaylaştıran bir yerler. Şu an itibariyle de 8.000 liraya kadar herhangi bir ürünle ilgili veya da aldığınız bir hizmetle ilgili sorun yaşarsanız hakem heyetlerimize başvurup çözüm bulabilirsiniz. Mahkemeye kadar gitmenize gerek yok. Ödülle ilgili de bilgi veren Kılıç, 15 Şubat'a kadar başvuru alındığını ve 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü kapsamında ödüllerin takdim edileceğini bildirdi. İlla müşahede istihdam etmek gerekmez ama bir şekilde bilinçlenmeye, kanunu açıp sizinle ilgili olduğunu düşündüğünüz maddelere ve bakmaya da fayda var. Çünkü bunun bir şikayet konusu olması veya da bir inceleme konusu olması halinde hiç istemediğimiz ama maalesef zaman zaman uygulamak zorunda kaldığımız yaptırımlara muhatap oluyor firmalarımız. Bu noktada biz bilinçlendirmenin eğitimin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve hem bilinçlendirme hem de iyi yapanlara da ödül vermek eğilimindeyiz. Bunu da 21 yıldır yapıyoruz. 97 yılından beri de bakanlığımız Altıdağ'da tüketici ödül töreni yapıyor arkadaşlar. Altıdağ'da tüketici ödül veriyoruz. Hepsini bilmenize gerek yok. Özellikle genç ama tüketicisiniz dediğim gibi. Bilinçli tüketici ödülü de var. Ama özellikle tüketici özel ödülüyle tüketici memnuniyetini ilke edinen firma ödülü var. Yani bunların temel kriterleri var. Biraz sonra arkadaşlar detaylarına değinecekler. Bu başlıklarda niye olmasın? Ordu'dan da bir arkadaşımız Sayın Bakanımızın elinde bir ödül alsın isteriz. Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sıfır atık projesi yürütüldüğünü anımsatarak projenin öneminden bahsetti. Bu ürünlerin hani hem doğmadan önce önlenmesi ve hatta atıkların da yayılmasını engellemek anlamında önemli bir proje. Bu seneki ödül tüketici özel ödül. Sayın Bakanımızın vereceği tüketici özel ödülün teması sıfır atık ve israfın önlenmesi arkadaşlar. Burada inşallah biraz sonra arkadaşlar detaylarından bahsedecek. Bu alanda faaliyet gösteren, hani üretim sürecinizde nihayet tüketiciye ulaşan bütün süreçte ya da alıp işte neyse ürün alıp sattığınız bütün süreçte bu yönde attığınız bir adım varsa, yani gerek israfın önlenmesi anlamında bir inisiyatif aldıysanız veyahut da sattığınız ürünlerle ilgili olan atıkların atılmasıyla ilgili bir ilgilendirme, buna benzer bir adım attıysanız bu noktada yapacağınız bir başvuru bir dilekçeyle dahi olabilir 15 Şubat'a kadar bize aktarılması, yansıtılması noktasında eğer dediğim gibi bizim ekibimiz tarafından incelenecek ve Sayın Bakan'ın da takdir etmesi halinde inşallah bunlar ödül takdim edilecek. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin de katıldığı toplantıda Kılıç'ın konuşmasının ardından Ticaret Bakanlığı uzmanları sunum yaptı. İlgili tüm paydaşlar. Bu haberle haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam Efe Şepçioğlu sizlerle birlikte olacak. Buluşuncaya dek hoşçakalın.